İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Facebook canlı yayını öğle molasına hoş geldiniz. Ben Doktor Serkan Dezcan. Bugünkü konuğumuz daha önce de konuk ettiğimiz Doktor Mutlu Uygur. Mutlu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, bizlerdeyiz. Mutlu Bey'le bugün canlı yayınımızda sağım ve sağım hijyenini konuşacağız. Ona geçmeden önce ben canlı yayınımızı paylaşıyorum. Sizden çok kısa tekrar kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Hemen arkasından ilk sorumuzla başlayacağız. Doktor Mutlu Uygur, 1971 Ankara doğumluyum. 1995 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünden mezun oldum. Aynı bölümde yemler ve hayvan besleme konularında yüksek lisansımı ve doktoramı yaptım. İl müdürlüğümüzde 12 yıldır hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şubesinde çalışmaktayım. Evet. Böylece tekrar bir hatırlamış olduk sizi. Daha önceki yayınımıza katılmamış olan izleyicilerimiz açısından iyi oldu bu. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bir süt sığırı işletmesinde sağımın önemini biraz anlatabilir misiniz? Hem verim hem de hijyen açısından çok önemli sağım. Ondan biraz bahsedelim. Evet. Bir süt işletmesinin iki önemli geliri vardır. Bunlardan birincisi buzağı, ikincisi de süttür. Evet. Bir süt işletmesinin gelirinin yaklaşık %60'ı sütten elde edilmektedir. Bu nedenle elde edilecek sütün kaliteli ve fazla miktarda olması gerekir. Bu amaçla sütün memeden doğru bir şekilde ineğe zarar verilmeden alınması gerekir. Bu açıdan sağım çok önemli tabii ki. Evet. Kaliteli süt üretimi için sütün verimi kadar kalitesi de önemli. Bunun için sağımda nelere dikkat etmek lazım? Biraz ona değinelim isterseniz. Evet. İlk önce ineğin sağlıklı olması gerekiyor. Kaliteli süt sağlıklı inekten elde edilmektedir. Bu nedenle ineğimizin hasta olmaması gerekir, sağlıklı olması gerekir. Diğer bir önemli konu ise ineklerimize düzenli ve yeterli bir şekilde beslemenin yapılması gerekir. Onların gerekli olan protein, enerji, vitamin ve minerallerinin rasyonlarla verilmesi gerekir. Meme sağlığı için mutlaka vitamin A, D, E ile birlikte çinko ve selenyum gibi mineral maddelerin verilmesi gerekir. Diğer bir önemli koşul ise hijyen koşullarının sağlanması gerekir. Bildiğimiz gibi süt İnsan besin değeri açısından çok önemli olmasına rağmen ayrıca mikroorganizmaların gelişip çoğalmaları için de uygun bir besi ortamıdır. Bu nedenle süt üretildikten sonra, sağıldıktan sonra en kısa süre içerisinde depolanıp saklanması gerekiyor. Barınakların, ahırların hijyenlerinin sağlanması gerekir. Hayvanların altlıklarının kuru ve temiz olması gerekir. Aydınlık olması gerekir. Ayrıca hijyen koşullarında sağımcı çok önemli bir faktör. Kendi hijyen temizliğinin yapmak zorunda. Sağıma girmeden önce ellerini yıkaması gerekiyor. Evet. Evet. Ayrıca süt özelliğinden dolayı dışarıdaki kokuları çekebilme özelliği olduğu için sağım esnasında silaj gibi koku çeken yemlerin bulunmaması gerekir. Diğer bir kaliteli süt elde etmek için koşulumuz sağım makinelerinin temizliğinin ve bakımı. Sağım makinelerinin temizliği ve bakımı ne kadar düzenli yapılırsa o kadar kaliteli süt ve kaliteli süt alınır. Miktarı da artar. Bu nedenle sağımdan sonra her gün düzenli olarak makinelerinin temizliğinin yapılması gerekir. Diğer bir önemli koşul ise sütün soğutulması. Süt memeden çıktıktan sonra en kısa süre içerisinde çok çabuk olarak soğutulması gerekir. Bu saydığımız şartları sağladıktan sonra kaliteli süt elde etmemiz mümkündür. Nasıl olmalı bir kaliteli süt? Bir de hemen akabinde sizden sağım yapan kişinin bir takım rolleri var bu sağımda. Sütün kalitesine onun da çok tesiri var. Evet. Biraz bunlara değinebilir miyiz? Evet. Kaliteli süt, biraz önce söylediğim gibi sağlıklı bir hayvandan ve temiz şartlarda elde edilmesi gerekiyor. Kaliteli bir süt, tüm kendine özgü rengi, kokusu, yapısı ve bileşimi vardır. Kaliteli bir süt, beyaz renginde, porselen beyaz renginde, mat ve hafif sarımtırak rengindedir. Tadı
yapısından dolayı, laktoz içerdiğinden dolayı hafif tatlımsı ve yağlımsıdır. Yapısı biraz sudan ağırdır ve kaymak bağlama özelliğine sahiptir. Ayrıca asitliği yani pH'i ortalama 6,5 değerindedir. Sütün bileşimi de kuru madde olarak ortalama %2,8, 8,5 pardon, kuru madde %8,5, yağ en az %3,5 ve protein de en az 2,8 civarındadır kaliteli bir sütte. Mikrobiyal olarak baktığımızda da kaliteli bir sütte bakteri yoğunluğu en az 100 binin altında olmalı. Somatik hücre sayısı da mililitrede 400 bin hücrenin altında olması gerekiyor. Evet. Bunu sağlamakta dedik ki sağım yapan kişinin de oldukça etkili bir rolü var. Biraz bundan bahsedelim isterseniz hemen. Kaliteli ve fazla miktarda sütün alımında sağımcının büyük bir etkisi vardır. Yani bizim işletmemizin karlılığını bir nevi sağımcı etkiliyor. Sağımcının bu nedenle eğitimli, bilinçli olması önemli. Hayvanın memesini, sütün salınmasını bilmesi gerekiyor. En azından bu konuları aşina olması gerekir. Ayrıca kendi kaliteli süt elde edilmesi için kendi hijyeninin de önemli olduğunun bilincinde olması gerekir. Bu nedenle kıyafetlerinin temizliğine, el ve tırnaklarının bakımına özen göstermesi gerekir. Bu nedenle sağım işlemi bilinçli, titiz ve sütün insan tüketimi için tüketileceğinin bilincinde olan Onu kişiler bilerek tarafından yapılması gerekiyor. Kişisel hijyenine dikkat ederek bu işlere yapması gerekiyor. Tabii bu işe girişmeden önce bir takım hazırlıklar var. Sağım öncesi bir ön hazırlık dönemi var. Biraz da ondan bahsedelim. Hayvan sağım ünitesine girdiği zaman sağımcının ilk önce hayvanın sütünü salınması için uyarım yapması gerekiyor. Bunun için meme masaj yapması gerekiyor. Genellikle bu masaj beyinden salgılanmakta, oksitosin hormonu salgılanmaktadır. Bu oksitosin hormonun etkisi 1,5-2 dakika içinde en yüksek seviyeye çıkmakta ve 4-5 dakika sonra etkisi azalmaktadır. Bu nedenle sağımcı ineği uyarıp sütün salınmasını başladıktan sonra en kısa süre içerisinde Sağlama sağım bitirmek. başlıklarını takması gerekiyor. Genellikle zaten bu hormon inek ahıra girdiğinde, memeler yıkandığında, memelerin kurulanması sırasında masaj yapıldığında, sağım makinesinin sesini duyduğunda, kovalanın sesini duyduğunda zaten bu hormon salgılanıyor. Burada sağıma girerken hayvanların korkutulmaması, strese girmemesi gerekiyor. Aksi halde biraz önce sütün salınmasında etkili olan oksitosin hormonu bu sefer salımını bırakıyor ve korkudan dolayı adrenalin hormonu salgılanmaya Stres başlıyor. hormonları devreye giriyor. Aynen. Bu nedenle sağımcının özellikle hayvana yaklaşımının düzgün, korkutmadan, bağırmadan sağıma yapması Evet, gerekiyor. bununla ilgili bazı şeyler de duymuştuk. Bir müzik yayını yapılması, bu stresi önlemekle ilgili sağım sırasında bir rutin oluşturulmasının da faydalı olduğu yönünde çalışmalar var herhalde bildiğim kadarıyla. Ülkemizde yapılan çalışmalar var. Sağım esnasında ineklere klasik müzik dinletilmiş. Çalışmalara baktığımızda bazı çalışmaların süt verimini %10-15 oranında arttırdığı görülmüş. Bazı çalışmalarda süt verimini arttırmadığı fakat sağım zamanını kısalttığı üzerine etkileri görülmüştür. Bir nevi yani rahatlatma. Stres faktörünü azaltan bir unsur Aynen. olarak kullanılabilir. Evet. Doğrudur. Hemen ön hazırlıklardan sonra sağımı iki dönemde incelemek mümkün sanırım. Bir ön sağım ve esas sağım diye. Ön sağımın ne olduğundan, ne amaçla yapıldığından biraz bahsedebilir miyiz? Ön sağım, sağım başlamadan önce meme başlarında biriken sütün alınıp incelenmesidir. Bunun için zemini siyah olan ön süt kapına her meme çeyreğinden birkaç damla süt alınarak sütün genel bir durumu bakılır. Pıhtı var mı, kan var mı, herhangi bir kötü oluşum varsa o sütü sağmayı ayırıyoruz. Bu açıdan ön sağım çok önemli. Üreticilerimizin, sağım yapan kişilerinin sağıma başlamadan önce
mutlaka ön savun yaparak meme içerisindeki sütün yapısının görme açısından önemli. Bu durumda en azından hasta hayvanlardan sağlam ineklere hastalık bulaşmamış olur. Hem de sütümüzün kalitesi, çiftliğimizin sütümüzün kalitesi bozulmamış olur. Kazana gitmemiş olur Aynen. kalitesiz süt. Böylece ön sağım. Peki Evet. sağım sırasında dikkat edecek hususlar nelerdir? Evet. Biraz da ona değinelim. Şimdi ön sağım yapıldıktan sonra meme başları ve meme başlarından 5 santim yukarısı ılık su ile güzelce yıkanması gerekiyor. Burada üreticilerimizin dikkat etmesi gereken husus meme boyunun hepsini su tutmaması gerekir. Fazla sudan da kaçınılması gerekir. Aksi halde fazla su kullanımına bağlı olarak memelerde çatlaklıklar meydana gelecektir. Ve bu çatlaklıklardan da mikroorganizmaların girişi de Kolaylaşıyor. kolaylaşacaktır. Bu nedenle sadece meme başı ve 5 santim üzeri suyla yıkanıp güzelce bez havlu ile veya tek kullanımlık kağıt havlularla güzelce kurulanması gerekir. Genelde biz bu kurulama işleminde tek kullanımlık kağıt havluları tavsiye ediyoruz. Çünkü bez havluların sık sık yıkanması ve kurulanması hem zahmetli hem de temizlik açısından daha zor. Bu nedenle kağıt havlunun Evet, kullanmalarını tavsiye hayvandan hayvana ediyoruz. da aynı bez kullanıldığında da Evet. sıkıntı olabiliyor. Evet. Evet. Bundan sonra da memeler kurulandıktan sonra meme başlarına ön daldırma dediğimiz işlem uygulanması gerekir. Bu işlem özel dezenfeksiyon dediğimiz solüsyonların özel bir kap içerisindeki solüsyonların 4 meme başına 20-30 saniye tutarak daldırılmasıdır. Bu işlem de çok önemli. Üreticilerimizin bu daldırma işlemini mutlaka özenle yapmaları gerekir. Ve böylece o meme başındaki mikropların öldürülmesi açısından bu ön daldırma çok önemli. Bu ön daldırmayı yaptıktan sonra bu meme başındaki antiseptik kalıntılarının, solüsyon kalıntılarının güzelce temizlendikten sonra sağım başlıkları takılması gerekir. Sağım başlamıştır artık. Sağımcı sağım sırasında bütün hayvanları özenle takip etmesi gerekiyor. Süt borularından ve süt bakımından sütün yapısını incelemesi gerekiyor. Süt akışını takip etmesi gerekiyor. Kesinlikle mecbur kalmadıkça sağımcı sağımı terk etmemesini öneriyorum. Sütün bitmesine yakın memede sütün kalmaması için memeye masaj yaparak son sütün alındıktan sonra sağım başlıkları çıkarılarak tekrar biraz önce yaptığı ön daldırma işlemini, solüsyonları 4 mama başını yine 20-30 saniye tutarak 4 mama başını temizlemesi gerekiyor. Bu da çok önemli çünkü artık sağım bitmiştir. İneğimizin memeleri açıktır. Daha kasları kapanmaması için 1 saatlik süreye ihtiyacı vardır. Buradan mikroorganizma girişinin engellenmesi için Bu 1 daldırma işlemi saatlik çok. süre geçmesi gerekiyor. Bu nedenle üreticilerimize tekrar tavsiyede bulunmak istiyorum. İneğimiz sağımdan çıktıktan sonra yemlemenin yapılmasını, bu sırada yemleme sırasında hayvanların ayakta kalacağı için bu süre zarfı içerisinde de meme başlarında kapanma fırsatı tanımış olacağız. Sağım sonrası hemen yatma imkanı Evet. bulmayacağı için Evet. bu da meme Evet. başlarına kapanma Evet. fırsatı tanımış Evet. olacak. Bu önemli bir konu aslında, Evet. 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 Genellikle ineklerimiz günde 2 kez 12 saat arayla sağılmaktadır. Bazı ineklerimizde kendiliğinden süt akmakta, kendilerine emmekte veya çok yüksek süt verimli hayvanları da günde 3-4 kez sağabiliriz. Evet. Bu durumda 3-4 kez sağıldığı durumda da süt veriminde artışlar da görülmüştür. O hayvanın durumuna göre Evet, değerlendirilebilir yani. aynen. Evet. Hemen arkasında sağım makinesinin temizliği ve bakımıyla devam edelim. Bu da çok önemli. Evet. Orada yeterince hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda ya bu memede gösterdiğimiz hassasiyet aslında bir işe yaramamış Aynen. oluyor. Bütün çiftliğimizin sütü Boşa gidiyor. o kalitesi olumsuz etkileniyor. O yüzden Evet. bu da çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Buyurun. Kaliteli ve fazla miktarda süt elde etmek için süt makinelerinde düzenli olarak bakımının ve temizliğinin yapılması gerekir. Bu makine en fazla zaten işletmede çalışan bir makinedir, alettir. Bu nedenle bu sağım makinelerinin düzenli olarak periyodik olarak temizliğinin yapılması gerekiyor.
Süt meme lastiklerinin, süt vakumlarının, parçalarının, contalarının düzenli olarak Değiştirilmesi gerekiyor. değiştirilmesi gerekiyor. Evet. Ayrıca sağım makinesi düzenli olarak üretici firmanın önerdiği şekilde sağımdan sonra belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Sağımdan sonra her gün genellikle alkeli olarak deterjanlarla temizlenmesi gerekir. Haftada bir ise asidik deterjanlarla makinenin temizliği yapılması gerekiyor. Evet, bunlara dikkat edilmesi gözüküyor. Özellikle sağım başlıkları zamanında değiştirilmezse, basıncında bu dediğiniz gibi contalar iyi ayarlanmazsa, bu hayvanlarda meme kayıplarına yol açabilecek Mahsus kadar eder mi? çok Aşmaktadır. ciddi sebepleri arasında aslında. Bu konuyu tek ileri hatırlatmış olduk böylece. Kalite kriterlerinden, pardon, ondan önce sütün kalite kriterlerinden önce hemen soğutulma ile ilgili, sağım bitti, makineyi temizledik, sütün soğutulması ile ilgili öneminden biraz bahsedelim. Süt çalındıktan sonra sıcaklığı 37 santigrat derecedir ve mikrozma yoğunluğu çok azdır. Sütümüzün bir an önce tanka alınıp soğutulması gerekir çok çabuk. Sağımdan sonra 8 saat içerisinde sütümüzün sıcaklığının 8 santigrat dereceye ve bir saat sonra ise artı 4 santigrat dereceye kadar soğutulması En geç bir gerekir. saat içinde artı 4 dereceye Artı soğutulmuş olması gerekiyor ki soğutulmuş olduğu halde bile bir miktar mikroorganizma üremesi halen devam ediyor. Kaldı ki soğuk olmadığı durumda bu çok çok hızlı olmakta. O yüzden geçen zaman önemli. Eğer sütümüz bizim günlük satılacaksa artı 8 santigrat dereceye düşürülmesi yeterlidir. Sütün kalite kriterlerinden biraz bahsedelim. Ülkemizde kalite yönünde henüz bir prim ödemesi sanırım şu anda yok. Bazı ülkelerde işte şey var, yağ miktarına göre ödeme Kuru yapılabiliyor, kuru maddesine göre. maddesine göre yapılabiliyor. Sanırım sadece hijyen açısından bir ilave bazı firmalarca ödeniyor bakteri sayısına göre ama bunlar herhalde önemli kriterlerin başında geliyor. Sütümüzün bizim kalitesini belirleyen iki kriter vardır. Bunlardan birisi toplam bakteri sayısı, diğeri de somatik hücre sayısıdır. Toplam bakteri sayısı bizim sağım hijyeninin bir göstergesidir. Bir sütte toplam bakteri sayısı ne kadar fazla ise demek ki bizim sağım hijyenimiz o kadar düzgün yapılmıyor demektir. Biz ne kadar ahırların, sağım makinelerinin, sağımhanenin hijyenini düzgün yaparsak bizim toplam bakteri sayımız da o kadar düşük olacaktır. Normal kaliteli bir sütte normal bakteri sayısı mililitrede 100 binin altında olması gerekir. Diğer bir kriterimiz de somatik hücre sayısıdır. Bu somatik hücre sayısı bizim ineğimizin memesinin sağlığını gösteren bir kriterdir. Toplam bakteri hücre sayısı yüksek olduğunda demek ki bizim ineğimizin memesinde mastitis var demektir. Bu açıdan temizliğe yine önem vermemiz gerekiyor. Gerekli şartları yapmamız gerekiyor, getirmemiz gerekiyor. Normal bir kaliteli sütte de somatik hücre sayısı mililitrede 400 binin altında olması gerekir. Bununla ilgili bir destekleme de var sanırım. Bakanımızın yürüttüğü bir çalışma da var. Özellikle somatik hücre sayısının düşürülmesiyle ilgili ıslah çalışmalarının da bu yönde çalışmalar var. Özellikle sperma tercihinde ve meme sağlığı kriterleri boğa tercihinde etkili olmakta. Özellikle hızlarında somatik hücre sayısı düşük olan boğa spermaları tercih edip bu yönde bu kaliteyi arttırmak için bir çalışma yapmış olabilir yetiştiricilerimiz. Mastitis'ten bahsettiniz. Biraz da mastitis'ten kısaca bahsedip bununla ilgili yapmaları gerekenler, korunmak için neler yapılabilir? Hemen hızlıca ona da değinelim. Mastitis meme yanmasıdır. Yani memenin iltihaplanmasıdır. Genellikle inekler mastitise doğumdan bir hafta önce ya da kuruya çıkarıldıktan 2-3 hafta sonra ya da doğumdan süt verdiği o pik dönemdeki 2 aylık sürede mastite yakalanırlar.
Mastisin iki şekli vardır. Bir klinik mastisiz, bir de subklinik mastisidir. Klinik mastiste biz gözümüzle ileye baktığımızda mastisin belirtilerini görebiliyoruz. Memede ödem var, kızarıklık vardır, şişme vardır, morarma vardır. Ama subklinik dediğimiz gizli mastisizde bu belirtileri göremiyoruz. Yani Evet. hayvan ayakta geziniyor, yemini yiyor ama iş göründüğü gibi değil. Yani memenin içinde iltihap var, yangın var. Yine bunlardan mastisten korunabilmemiz için bizim yine sağım hijyenine, ahırın hijyenine önem vermemiz gerekiyor. Ahırların düzenli olarak havalandırılması, altlıklarının kuru olması gerekir. Sağımcı yine sağım hijyenine önem vermesi, temizliğine önem vermesi gerekiyor. Ancak bu şekilde mastisten korunabiliriz. Klinik mastiti gözle görebiliyoruz. Hayvanda ateş var, ishal durumu var. Ama gizli mastit bizim için en önemli sorun. Çünkü göremiyoruz. Yani Evet. bir buzdağının görünmeyen kısmı gibi düşünün. Hayvan sağlıklı diyorsunuz, memeli gayet düzgün diyorsunuz ama içi öyle değil. Bu nedenle mastitten kurtulmanın tek yolu, tek anahtarı hijyenden geçiyor. Bir şekilde mastit bizim çiftliğimizin hırsızı. Evet. Bizim sütümüzü çalmakta. Bunun için yapabileceğimiz hijyen kurallarını uygulamamız gerekiyor. Bir de düzenli olarak ineklerimize mastit aşısının yapılması gerekiyor. Hijyene çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Özellikle dediğiniz gibi yemlemenin sağım Aynen. sonrasına bırakılması, bunlar Aynen. hep olumlu katkı Ön yapabiliyor. daldırmanın Ama yapılması yine aynı daldırmanın şekilde. yapılması, Sağım bittikten sonra yine. mikroorganizmayla ne kadar geç Evet. muhatap olursa o kadar Evet. faydalı oluyor. Bir de bir Evet. sağım makinelerinin de düzenli bakımı, hijyeni de Evet. yapılması lazım. Yine Sonra üreticilerimize şunu söylemek istiyorum. Dışarıdan hayvan aldıklarında mutlaka mastite karşı Kaliforniya mastit testini yaptırmalarını öneriyorum. En azından böylece hani sağlıklı görünen o memenin belki içinde gizli bir mastit olabilir. Evet. Ayda en azından bir kez bütün sağmal ineklere Kaliforniya mastit testinin yapılmasını öneriyorum. Evet, almadan önce böyle yapılmasında fayda var. Aynen. Böylece sağlıklı olup olmadığına emin olarak bir Evet. hayvanı almış olurlar. Değindiğimiz konular oldukça Evet. faydalı bilgilerdi. Eminim işleyicilerimiz faydalanmışlardır. Son söz olarak söylemek istediğiniz birkaç Evet. cümleniz varsa onları da alalım. Ondan Evet. sonra da bugünlük yayınımıza son verelim. Evet. Kaliteli süt almak üreticilerimiz kendi elinde. Kaliteli ve fazla süt alabilmeleri için üreticilerimizin ahır hijyenine, sağım hijyenine önem vermelerini istiyorum. Hayvanlarına yeterli protein, enerji, vitamin ve mineralce dengeli beslenmeleri ve buna bağlı olarak kendiliğinden sütteki artışı görecekler ve bunun sonucunda da karlı bir hayvancılık yapmış olacaklardır. Evet, beslemede kaliteli süt için ve verim için Evet. önemli. Buna da değindiniz son olarak. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Verdiğiniz Ben bilgiler teşekkür için ediyorum. çok Çok sağ faydalı olun. bir program oldu yine. Bir sonraki yayınımızda yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik sizlere İzmir'den sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.